Merhaba arkadaşlar, Bursa'dan herkese sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Çalışan arkadaşlarımıza da Allah kolaylık versin dileklerimi sunuyorum. 3 Aralık Cuma İzmir yarış programımızda tekrar sizlerle beraberim sevgili dostlar. Evet, İzmir'de 7 koşulu bir programımız olacak. Ben 1. koşuna itibaren 7 plase oynayacak. İkili deneyecek arkadaşlar için kendim de deneyeceğim sevgili dostlar. İnşallah faydalı bir program geçiririz sevgili dostlar. Evet, bu aralar pek verdiğimiz safkanların ayaklarımı düz basmadığım jokey hatalarından mı diyelim bilemeyeceğiz. Birazcık kötü gidişe bir dur dememiz lazım. Güvendiğimiz safkanlar oluyor ama maalesef kötü koşunca biz de yatırmış oluyor sevgili dostlar. İnşallah İzmir'i Kocaeli'yle başlayıp İzmir'i güzel bir şekilde neticelendiririz. Evet, birinci koşu 18.30'da şartlı 2-1 mücadele. 2 yaşlı İngilizlerin 1400 metre mesafedeki mücadelesini izleyeceğiz. 5 İngiliz safkanımız mücadele verecek. Evet, bir Nur Rüzgar Kağan yani son yaptığı koşuda şöyle söyleyeyim, şartlı 3'te 1600'de bir kafa aldı, bir beyaz bayrak aynı yarışı bizlere izletti Halil Gül'le. Yine bunu yapmaya çok çok yakın görünüyor sevgili dostlar. Ama ilk startında bir mendip yavrusu olan Sassu Olo, iki nolu safkanımızda ilk koşusunda gerçekten yani kaliteli bir safkan gibi kaliteli bir kumaça sahip olduğunu belli etti sevgili dostlar. Ve ilk yarış hayatına güzel bir birincilikle taşlandırdı bu mesafede. Yani bu iki safkanın arasındaki mücadele bence birinciliği belirleyeceğini düşünüyorum sevgili dostlar. Ya bir kazanır ya iki kazanır. Yani 7 plasede ya 1-2 de geçebiliriz veya 1 veya 2'den birini tercih edip tek başına da bırakabiliriz. İkili deneyecek arkadaşlar için yani ben Rüzgar Kağan'ın bu kısalan mesafede kazanmasını bekliyorum. Riskli bir banko olarak değerlendirebiliriz. İkili için önereceğim. Arkasını 2 ile 3'ü bağlayabilir. Kekem'den Mertcan Çelik de kendini ikinciliğe atabilir. Sürpriz ikili de bunu ancak önerebilirim. Ben de burada bir ikili de deneyeceğim bu koşuda. Evet, ikinci koşumuz handikap 15 altılık ayarımızın başlangıç ayı. 4 ve yukarı Arapların 1400 metre kumdaki mücadelesini izleyeceğiz. 11 Arap atımız mücadele verecek sevgili dostlar. Evet, altılık ayarımızın ilk aya birazcık zor bir koşuyla start alacak. Benim sıralamam şöyle olacak. 3 dolu küçük joker diyeceğim ben Görkem Özçelik'le. İkinci atım 4 nolu Uçan Boron Çetin Ok'la. Sonradan 5 nolu Bilirkişi Kaancan Gökçe ile. 8 nolu Sabun Ahber Muhammed Mirbilgin ne bu bomboş kiloyu değerlendirecektir. Dikkat. Sonradan 6 nolu Sabun Rüzgar Berk Gökhan Gökçe ile. 103 günlük bir arası var. Dişlik yarışı yapacaktır. Etkili koşullara sahip Özeli 11. ile yarın tanışabilir. Mutlaka değerlendirin ve de 9 nolu Gençberk Nevzat Avcı ile etkili bir koşu çıkartmasını beklediğimiz safkanlardan biri olacak sevgili dostlar. Ve de son olarak da 10 nolu Haldun'a da Alaaddin Kürünlük'te dikkat çekilmesi gereken safkanlardan biri sevgili dostlar. Evet, 3. koşu altılık ayarımızın da 2. ayağı, 5'lik ayarımızın başlangıç ayı bir mailing koşu. 3 yaşlı Arapların 1400 metre kumdaki mücadelesini izleyeceğiz. 11 Arap atımız mücadele verecek. Evet, ben burada artık meydana veda etmesini bekliyorum. Çimdere denedik. Banko adayımız oldu. Son koşusunda da güzel bir ikincilikle taşlandırdı. O da 8 oğlum mutlu Mustafa Çiçek de ben meydana veda etmesini bekliyorum. Yarın benim kuponumu da tek başına bırakacağım. Bunun arkasına ikili deneyecek arkadaşlar. Özden Yıldırım'la ilk defa buluşacak olan Hattuş'a 6 nolu safkanımız ve 1 nolu Kerem Erli ve Mertcan Akın'a çok dikkat sevgili dostlar. İkinciyle kendini atabilir. 8 banko adayımız arkasına 6 ve 1'i de bağlayarak bir ikili deneyeceğim. 3. koşu 5'lik ayarımızın başlangıç ayında. Evet, 4. koşumuz 4'lük ayarımızın da başlangıç aya handikap 16 3 ve yukarı İngilizlerin 3 yaşlı İngilizlerin 1400 metre kumdaki mücadelesini izleyeceğiz. 9 İngiliz safkanımız mücadele verecek sevgili dostlar.
Evet, Mert Çançelikli 3'te 2 yaparak son koşusunda da zaten uçsuz bucaksız önerdi bir savkandı. Kazanmasını bildi. Harika bir koşu çıkarttı. Handikap 16 1400. Yine handikap 16, mesafe yine 1400. 9 nolu uçsuz bucaksız. Benim ilk şans vereceğim savkanlardan biri. İkinci atım 7 nolu safkanımız olan Mertcan Akın'la iyi bir uyum yakaladılar. İki seferde kazandı. O da son kurulun şartlı 4'te bir mücadele ederek koşuyu kazandı. Şartlı 3'te 1400'e bu mesafede etkili koşu çıkartıp yine kazandı. 7'yi de kuponunda ayırmayarak ikinci şans safkanım olarak önereceğim. Yani burası 9 ve 7 yeterli gibi görünüyor. Ufak bütçeli oynayacak arkadaşlar için. Burada iki tane bir safkanımız da, o da 3 nolu King of İstanbul Kaancan Gökçe ile ilk defa buluştu. Son yaptığı koşusunu İzmir'de handikap 21'i bu mesafede etkili bir koşu çıkartarak kazanan 3 nolu King İstanbul'u da, King of İstanbul'u kuponunda şans vereceğim. Son olarak da Döker Boz diyeceğiz. Mustafa Çiçek de o özelliği birinciyle yarın uzanma yakın gibi görünüyor sevgili dostlar. 4'ü de kuponunda şans vereceğim. Sıralamamız 9-7 ufak bütçeli oynayacak arkadaşlar için yeterli gibi görünüyor. Ama 3'te 4'ü de ayırmayarak kuponunda ben yarın bu 4 safkana şans vereceğim. Evet, 5. koşu 2. üçlük aynımızın da başlangıç ayı. Kısa vadede Ay Tudor koşusu olacak. 3 ve yukarı İngilizler 2100 metre kumdaki mücadelesini izleyeceğiz. 6 İngiliz safkanımız zevkli mücadelede boy gösterecek. Evet, burada son koşusunda zaten Poker Face'i sizlere üstüne basarak önermiştim. Görkem Özçelik de beni de yanıltmayarak kazanma başarısı gösterdi. Son koşusun kısa vadeli 1900'de. Yine ben Poker Face'ten Görkem Özçelik'te çok çok etkili bir koşu yine bekleyeceğim sevgili dostlar. Yapacağı ataklarla adından sıkça söz ettirecektir. Tabii ki Can Dadaş sevgili dostlar İzmir pistinde gerçekten etkili koşular çıkartıyor. 2 nolu safkanımız, ikinci şans safkanım. 3 nolu safkanımız Domra Özen Yıldırım'la bir kere start alıp onda kazanma başarısı gösterdi. Yine kafayı alabilir, kaçıp bitirebilir ve de bir nolu El Nino diyeceğiz Halis Karataş'la. Sıralamamız 5 başta olmak üzere 2, 3 ve 1 nolu safkanlar benim için yeterli olacak. Evet, Esra Bora'ya gelince sevgili dostlar, evet iyi koşulara sahip, iyi koşular çıkartıyor. Bursa pistinden ve Kocaeli pistinden de yakından tanıdığımız Esra Bora'yı ben geri planda bıraktım sevgili dostlar. Burada Poker Face'ten ben etkili bir koşu çıkartacak. Arkasına da sıraladım. Ya bu safkanları yazacağız ya da Caliente'de gelebilir sevgili dostlar. Ya da hepsi diyerek bu koşuyu kapatacağız. Evet, 6. koşumuz şartlı 4 dişilere mahsus 4 ve yukarı Arapların 1400 metre kumdaki mücadelesini izleyeceğiz. 8 Arap atımız mücadele verecek. Evet, burada da banko adayım olacak. O da kim? 3 nolu Madame Ellie diyeceğim ben sevgili dostlar. Görkem Özçelik ilk defa buluştu. Kazanma bu grupta çok çok yakın. Uygunlaşan bu grupta benim banko adayım olacak. İkinci banko adayım. Arkasına da 1 nolu Aydru Halis Karataş da ikinciliğe kendini atarak ikincilikte bırakabilir kendini. Etkili bir koşu çıkartacaktır. Her zaman güzel koşular çıkartan Aydru'yu da arkasına bağlayıp bir ikili deneyebiliriz. Ve de bir at daha söyleyeceğim ikili için, o da 2 nolu Esmer Göz Bekir Mert Mırık'la bunu da bağlayabiliriz. 3 nolu Mademeli bankomuz, arkasına 1'li 2 bağlayıp bir ikili deneyebiliriz bu koşu için. Evet, 7. koşu satış 2, 3 yaşlı İngilizlerin 1600 metre kumdaki mücadelesini izleyeceğiz. 19 İngiliz safkanımız mücadele verecek. Evet, burada 9-10 Sen Yu Son Görkem Özçelik'te etkili bir koşu çıkartmasını bekliyorum. İlk şanslı safkanım olarak sizlere önereceğim. 13 numara Okazi Mustafa Çiçek de bu aralar çok çok geri planda kaldı. Dikkat diyeceğim. Her an bir patlama yapma hazır görünüyor sevgili dostlar. 13'te göz ardı etmeyeceğim. Sonra 3. şans safkanım 5 nolu Ufuk Baba, 1 nolu Bay Nusret ve de 6 nolu safkanımız Sinan Özen'le devreye girecek safkanlar olacak. Sıralamam 9, 13, 5, 1 ve 6 nolu safkanlara şans vereceğim. Evet, Bursa'dan herkese bol şanslar diliyorum. Allah'a emanet olun.
Hoşça kalın sevgili dostlar.